geldi. Uzun süredir bahsedilen bir gece ansızın gelebiliriz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O operasyon başlatıldı. Nokta atışı hedefler vuruluyor. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde, işte haritada da görüyorsunuz, Tel Rifat'tan başlayıp Irak'ın kuzeyine kadar giden geniş bir hatta 20'den fazla hedefin vurulduğunu biliyoruz an itibariyle, ama hangi noktalar vuruldu bunun daha resmi açıklaması yapılmadı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bekliyoruz bir resmi açıklamanın önümüzdeki dakikalar içinde gelmesi bekleniyor. Bu yönde haberler var, biz de takip ediyoruz. Şimdi detaylı olarak konuşacağız. Bekliyor muyduk bu operasyonu? Onu soracağız. Halk TV'nin dış haberler editörü Burak Tatari bizimle birlikte telefon attığımızda. Günaydın Burak, merhaba. Şimdi hemen sorarak başlayayım. Dün gazete Pencere aslında bu haberi duyururken şöyle bir başlık atmıştı. ABD'den al haberi diye. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil Başkonsolosluğu vatandaşlarını uyarmıştı. Demişlerdi ki bir operasyon olabilir bu bölgelere. Halktan uzak, kendi vatandaşlarından uzak durmasını istemişlerdi. Bu bölgelerden kalabalığa girmeyin demişlerdi. Aman dikkat demişlerdi. Şimdi bekleniyor muydu yani böyle bir operasyon? Sende nasıl yeni bilgiler var, nasıl detaylar var? Bize birazcık da bu geçmişini hatırlatarak bir anlatabilir misin süreci? Anlı Doğan, günaydın. Senin de söylediğin gibi çok uzun süredir aslında konuştuğumuz bir konuydu ama bir süredir rafa kalkmış gibi görünüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Mayıs ve Haziran aylarında çok sık bir gece ansızın gelebiliriz demişti ve özellikle kastettiği bölgelerden ikisinin şu an Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulduğunu görüyoruz. Kobani bölgesi ve Tel Rifat bölgesi. Tel Rifat bölgesinin özelliği Afrin'de Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan bir bölge olması. Kobani yine YPG'nin çekirdeğini oluşturduğu, büyük çoğunluğunu oluşturduğu, SDG'nin elinde bulundurduğu bir bölge. Türkiye'nin uzun süredir hedefinde olan bir bölge. Ancak çok sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz dediği bölgeyi, o zaman hatırlayalım, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran gibi ülkelerden sık sık kırmızı ışık gelmişti. Devam eden süreçte de 5 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Erdoğan Soçi'de bir araya gelmişlerdi ve en önemli görüşmelerden biriydi iki liderin yaptığı. Burada olası operasyon da konuşulmuştu. Erdoğan Putin'in sorunu rejimle çözün dediğini aktarmıştı ve o günden itibaren de Suriye'nin kuzeyine yönelik Türkiye'nin 11 yıllık politikasında dönüşümlerin işaretlerini görmüştük. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı'nın açıklamasıyla başlayan süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde Suriye ile, yani Şam yönetimiyle ilişkilerin geliştirilebileceğine yönelik sözleriyle devam etmişti. Şundan dolayı tüm bunları anlatıyorum. Cuma günü Vladimir Putin'le Erdoğan'ın yaptığı bir görüşme vardı ve basına duyurulduğu şekliyle tahıl koridoru ve enerjinin konuşulduğu, enerjideki son gelişmelerin konuşulduğu açıklanmıştı. Ama belli ki bugünkü operasyonla ilgili de Rusya ile görüşülmüş. Çünkü önemli bir haberdi, NTV'de yer alan haber. Rusya kontrolündeki Suriye hava sahasının yıllar sonra ilk kez Türk jetlerine açıldığını görüyoruz yeni operasyonda, pençekilit hava harekatında. Bu önemli bir detay. Aradığımız bir konuydu. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde, evet, Rusya'nın kontrolündeki o bölgelerde acaba daha yüksek irtifadadan mı vuruldu bu hedefler, yoksa Rusya'dan bir izin alındı ve Suriye hava sahasına girildi mi diye. Şimdi senin elindeki son notlar, anladığım kadarıyla biz Rusya'dan bir izin alınmış ve o yeşil ışık, uzun süredir görmediğimiz o yeşil ışık gelmiş mi Rusya'dan yani? Tam olarak bu habere baktığımız, NTV'nin geçtiği habere baktığımızda bunu görüyoruz. Sarı ışığın da ötesinde bir yeşil ışık geçtiğini görüyoruz. Ama burada işleri belki karıştıracak bir iddia Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden geldi. Ve YPG'den 6 kişinin öldüğünü ama aynı zamanda da 6 Suriyeli askerin öldüğünü haber olarak, bir iddia olarak geçti Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi. Bunu da bir not olarak düşmek lazım. Çünkü Şam yönetimiyle ilgili verilen sıcak mesajlar vardı. Az önce hatırlattığım gibi, hepimizin bildiği gibi, burada 6 Suriyeli askerin ölmesi önemli bir detay olarak, en azından önemli bir iddia olarak yer alıyor. Benim dikkatimi çeken bir başka konu da pençe kilit hava harekatı denmesi.
2019'dan bu yana Kuzey Irak'a sürdürülen penke operasyonlarının bir parçası olarak belirtiliyor ve 17 Nisan'dan bu yana da penke kilit operasyonunu sürdürüyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu da önemli bir detay. Onun bir devamı niteliğinde, hatta penke kilit operasyonunda bir süre sonra hedeflerine ulaştığı ve sona erdirileceği, başarıyla tamamlanacağı açıklanmıştı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına baktığımızda PKK, KCK, YPG unsurlarına karşı olan Kuzey Irak'taki harekatın Kuzey Suriye'ye doğru da genişletildiğini anlıyoruz ilk baktığımız, bize verilen donelere baktığımızda. Ama tabii bir kara harekatı bekliyorduk, öyle değil mi Burak? Uzun süredir konuştuğumuz, geçen seneden bu yana konuştuğumuz, hele bu yıl başından beri bir kara harekatı olur mu o bölgeye doğru diyorduk. Ama anladığımız kadarıyla şu an için sadece havadan belli noktalar vuruldu ve kara harekatına doğru dönüşen bir şey yok. Yerel kaynaklardan gelen bilgiler de hep bu yönde, öyle değil mi? Evet, benim de şu ana kadar takip ettiğim üzere, ama senin de en başta dediğin gibi hayli geniş bir bölge hava harekatıyla vurulmuş durumda. Ancak hava sahasının açılması dışında karadan bir harekat görünmüyor. Ancak Ömer Çelik'in açıklaması vardı. Terör nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam edeceğiz diye ucu da açık bırakılıyor anladığım kadarıyla iktidar tarafından. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de önümüzdeki günlerde olası bir kara harekatına kapı aralandığını herhalde söyleyebiliriz şimdi elimizdeki bilgilerle. İşte güçlü bir cevap vereceğiz demişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu terör saldırısından sonra. Çok teşekkürler Burak Tatari. Detayları senden aldık. Gün boyunca senin de yoğun bir mesain olacak anlaşılan. Kolaylıklar diliyorum. Biz devam edelim. Bir harita üzerinden konuşmaya devam edelim. O vurulan noktalardan özellikle Kobani'nin önemli olduğunu söylüyoruz çünkü. O 6-7 Ekim olaylarıyla beraber IŞİD'in saldırısından sonra düşecek demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından 6-7 Ekim olayları meydana gelmişti. O dönemde de adını çok konuşmuştuk Kobani'nin. Bu kez de eylemin talimatının oradan geldiği yönünde bilgi vardı. 3 kentten bahsediyorduk. İşte Münbiç, Kobani ve Kamışlı demişti İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı detaylı olarak anlatırken. Ve o Kobani'nin şimdi vurulduğunu görüyoruz Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen yeni açıklamalar var. Bu arada yönetmenim de beni uyarıyor ekranlarını. Bu önemli çünkü Rusya'dan bir yeşil ışık gelmemişti bugüne kadar bu operasyona karşı. Siz Soçi'den dönerken hatta Putin'den şunu duyduk. Erdoğan bizzat kendisi bunu açıkladı bize. Siz sorunlarınızı rejimle çözün demişti Putin. Bu yüzden de Türkiye ve Suriye arasında bir görüşme olur mu? Erdoğan ve Esad acaba yıllar sonra tekrar masaya oturur mu? Bakanlar mı görüşür? Neler yaşanır diye bizim gözümüz kulağımız o bölgeye çevrilmişti. Soçi'den sonra, Erdoğan ve Putin görüşmesinden sonra gördüğümüz kadarıyla bir yeşil ışık gelmiş. İlk gelen bilgiler bu yönde. Biz Suriye'nin hava sahasını kullanmışız bu operasyon için ve hedefler vurulmuş. Haritada da görüyorsunuz işte detaylı olarak Kobani vurulan yerlerden, Tel Rifat vurulan yerlerden, YPG kontrolündeki bölgelere nokta atışı bir hava harekatı düzenlendi. Pençe Kılıç ismiyle. Burak'ın verdiği detay yine önemliydi. Suriye'yi görüyoruz şu anda ama Irak'ın kuzeyine doğru devam eden bir geniş hattan bahsediyoruz vurulan. Ve Pençe isminin verilmesi de tabii simgesel olarak önemli. Uzun süredir devam eden Pençe Kilit Harekatı var, Pençe Şimşek Harekatı var. Bunlar Irak'ın kuzeyinde devam ediyor. Bu iki harekatın bir devamı olarak niteleniyor Pençe Kılıç'ta diyor Burak. Bu şekilde de işte düzenlenen nokta atışı bir operasyondan bahsediyoruz. Eylemin talimatı Kobani'den geldi. Eylemi yapan Afrin'den geçti demişti. İlk açıklaması buydu Soylu'nun. Ardından Münbiç'ten bahsedildi. Soylu Münbiç'ten geldi emir dedi. Ve işte Kobani, Münbiç, Kamışlı konuştuğumuz noktalar vurulduğunu biliyoruz. Kobani'nin simgeselliğiyle de dediğim gibi ön plana çıkan bir yer. İşte o Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi, yani Türkiye'de bir terör saldırısı olduğu için Türk Silahlı Kuvvetleri bugün o noktaları vuruyor. Peki Türkiye'deki o terör saldırısının soruşturması ile ilgili son durum ne? O olay örgüsü biraz daha çözülmeye çalışılıyor. Yeni gözaltılar.